30 nolu imar komisyonuna gelen rapor hakkında çalışmalarımızı halkımızla ve sizlerle paylaşmak için söz almış bulunuyorum. Herkese saygılar, sevgiler. Değerli arkadaşlar, konuyla ilgili imar komisyonumuz 05 Ocak 2021 Salı günü saat 13'te tüm AKP ve CHP üyelerinin katılımıyla toplandı. Toplandıktan sonra gerekli bürokratımız bize bilgiler de verdi. Önümüzdeki böyle verilen ekleri de inceledik. Daha sonra da komisyon toplantımızdan sonra yerinde incelemeye gittik. Tabii burada en az bir 5-6 siteyi ilgilendiren, bir fiil ilgilendiren bir konuyla karşı karşıyayız. Önemli bir konu. Hem ekonomik, sosyal, kültürel anlamda ve çevrecilik anlamında değerlendirilmesi gereken bir konu. Tek başınıza karar verebileceğiniz bir konu değil. Orada rastgele Eyüp Sultan sitesini baz alarak iki yöneticimizle, bir mimar, bir meslektaşımızla, gene oradaki çevre halkıyla konuyu görüştük. Elimizdeki belge ve bilgilerle görüştük. Evleri inceledik. Teknik bir inceleme yaptık. Sayın Binali Özgür de eşlik etti bana. Teşekkür ediyorum kendisine. Yaptığımız teknik incelemelerde evlerin yasal ömrünü doldurduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. Bilindiği gibi ben burada çeşitli vesilelerle dile getirdim arkadaşlar. Burada bizim baz alacağımız en önemli konular 99 öncesi ve sonrası yapılardır. Çünkü 99 öncesinde statik hesaplarda sıkıntı olduğu için binaların sağlamlığı test edilmesi gereken bir durumdur. Yani test edildikten sonra karar vereceğiniz bir durumdur. Artı hem statik yönden sıkıntı olduğu gibi yalıtım konusunda da çok ciddi binalarda sıkıntı var. Dolayısıyla ciddi bir kentsel dönüşüm orada olmalı. Şimdi orada halkın izlenimlerini paylaşayım. Belediye bir takım çalışmalar yapmış. Bu çalışmaları da halkın mevcut cep telefonlarına verdiğiniz program üzerinden bilgileri atarak genel bir bilgilendirmeye yapmaya çalışmış. Ama halkımızın nüfusu oldukça yaşlı olduğu için bu mevcut telefonları, yani bizim kullandığımız akıllı telefonları kullanamıyorlar. Tam net bir bilgiye sahip olamıyorlar. Kafaları o kadar çok karışık ki nedir, plan nedir, proje nedir, ne yapılacak, yerinde dönüşüm mü yapılacak, müteahhitle mi anlaşılacak, belediye mi bir çalışma yapacak, belediye işi neresinde? Bu konularda tam bir bilgi sahibi değil. Bize bundan tam bir bilgi sahibi olabilmek için size aktarmamızı istediler. Halkımız tam olarak aydınlanmak istiyor. Ben burada şunu da aynı zamanda tespit ettim. Ha, bu gerekçelerden dolayı biz zaten yani yerinde dönüşümün bir halkımızın depreme dayanıklı konutlara sahip olabilmesi için üzerimize düşen vazifeyi yapmak istiyoruz. Evet diyoruz. Ama bu planları yaparken ben rica ediyorum tüm komisyonlarımızdan, bürokratlarımızdan, buralar kadim yerler. Buralarda öncelikle üniversiteler, meslek odaları, diğer paydaşlarla iyi bir fikir alışverişi yapılırsa ve kafa karışıklığına sebep olmaması bağlamında yeşil alanlar, sosyal donatılar, diğer kamusal hizmetler ayrı ayrı ve net bir şekilde belirtilirse çok yerinde olur. Ben komisyona geri bir önerimi de sundum. Şimdi buralarda, sitelerde siz çalışma yapacaksınız ve otoparkları da koyacaksınız. Fakat çevre halkın otopark ihtiyacını da aslında bu bölgelerde belki biz üreterek, biz çeşitli projeler üreterek karşılaştırma yoluna gidersek oradaki en azından yollarımızı da çalışır duruma getiririz. Bakın biz orada gezdiğimizde yolların birinden gittik, bir daha geri dönemedik. Çünkü arabayı biri bekliyor, biri geçiyor. Yani artık oradaki yollar da işlemez duruma geçmiş. Ben görüşlerimi bu şekilde paylaşmak istedim. Daha fazla uzatmayayım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet,